Merhaba, bugün Şakir'le inceleme serimizde konuğumuz Viomi'nin S9 model robot süpürgesi. Robot süpürgesini gönderdiği için Viomi ekibine buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet Şakir, kutu açılımını yapıyorum. Hazır mısın? Sen burada bizi izle, tamam mı? Şimdi kutumuzu açarken bu süpürgenin diğer süpürgelerden farkı arkadaşlar, bunun teknolojisi daha gelişmiş ve süpürgenin yanında ekstra bir de tuz toplama haznesi var. Şimdi size göstereceğim. Ta 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 ta. Kutumuzu açalım. İlk baş süpürgemi çıkartıyorum içinden. Süpürgeyi öncelikle hemen size göstermek istiyorum. Çok güzel bir rengi var gerçekten. Harika gözüküyor. Şöyle beyaz bir renk. Zaten beyazı çok seviyorum. Ve kenarlarında şöyle altın renkli bir şeridi var. Burada bir sensörü var. Bu evi haritalandırmada işimize yarayacak arkadaşlar. Altına baktığımızda da burada yardımcı pervanemiz var. Dışarıda ve köşelerde kalan tozları içeriye doğru süpürmeye yardım ediyor. Ayrıyeten yine diğer süpürgelerdeki gibi tam ortasında fırçamız var. Bu fırçamızda içinde vakum gücü var arkadaşlar bunun. Fırça içine tozları alıyor vakumla birlikte ve bu haznemize tüm tozları dolduruyor. Haznemiz bu şekilde arkadaşlar. Tozlar buraya topladıktan sonra makine toz haznesinin yanına gidiyor. Sonunda da büyük ünitenin içine bu tozları vakumluyor. Ve şu kısımda da şurası su haznesi. Buraya şu şekilde şuradan açıyoruz. Burada bir delik var gördüğünüz gibi. Bu delikten su dolduruyoruz. Bu cihazın su haznesi damlama yoluyla değil, pompalama yoluyla suyu veriyor arkadaşlar paspasa. Ve bu sayede paspasımıza ihtiyacı kadar suyu vermiş oluyor. Diğer cihazlarda damlatma yoluyla verdiği için içinde su bırakamıyordunuz. Çünkü o damlamaya devam eder ve bulunduğu yeri su yapardı. Ama bu cihazda isterseniz suyu da bırakabilirsiniz içinde. Böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Payı da kapıyorum şu an. Toz haznemiz çok rahatlıkla. Şurada mandalları var. Mandallarını tutarak hemen yerine oturtabiliyorsunuz. Bunu da kapatalım. Evet. Tekerleklerimiz biraz büyük. Yani diğerinden daha büyük gibi geldi bana. Şu şekilde size de göstermek istiyorum. Bayağı bir amortisör kısmı var. Yani burada engelleri atlama konusunda, eşikleri atlama konusunda epey bir yararlı. Burada çarpışları ve sensör kısımlarımız var. Şu yanlarda. Şurada da aynı şekilde. Bizimizi de açalım. Daha sonra bunu şarjına koyup kurulumunu yapalım. Şakir, beğendin mi süpürge arkadaşını? Nasılmış, iyi miymiş? Dost bir kafa. Toz haznemizi de çıkartalım Şakir. Of, kocaman bir şey bu. Mutfacık. Olan ürünleri de gösteriyorum. Yedek pervanelerimiz. Şakir'in en çok sevdiği pervane. Kardeşim helikopter patlat. Şakir ya. Evet. Pervanemiz ve kitapçığımız. Kurulum kitapçığı ve paspasımız. Bu paspasımız da bir bakalım nasılmış. Paspasları çok severiz. Değil mi Şakir? Yumuşak bir yüzeyi var ve geçirmeli. Şurada cırt cırtı var. Bu yıkanabilir ayrıyeten. Evet. Paspasımızın dışında başka ne var?
Ve bir tane daha kutumuz var. Kutumuz boşaldı tamamen. Bununla oynamak ister misin aşk koş? Gel bakalım. Al. Evet, şunu da açalım. Bakalım içinde neler var. Bu paspasımızı sürekli kullanacağımız yüzeyi. Bu da paspasımızın tek kullanımlık olan yüzeyleri. İçinde adetli olarak koymuşlar. Bunları tek kullanımlık olarak buraya takabiliriz. Ve bunlar da toz haznelerimiz. Yani bunun içinde bulunan 2 adet daha toz haznemiz var yedekte. Zaten bunların bir tanesini 1 ay boyunca kullanacağız arkadaşlar. Kutu açılımımız bitti. S9 modelimizde tüm ürünlerimiz bunlar. Şimdi kurulumuna geçelim. Bizde boyutu öyle aşırı büyük değil. Çok kibar duruyor. Şarkı bunu kapatabilir miyim anneciğim? Tamam. Evet, şu şekilde. Buradan içine açıyoruz. Ve burada bizi bir tane toz torbası karşılıyor arkadaşlar. Bu toz torbası bir evin bir aylık tozunu toplayabiliyor. Ayrıca içinde yedek torbaları da var. Bu aslında bu da bir süpürge makinesi gibi görev görüyor. Çünkü bunun içinde de bir vakum gücü var arkadaşlar. Bu cihazımız evimizdeki tüm tozları topladıktan sonra buraya yanaşıyor. Ve bu istasyonda bir vakum görevi görerek tüm tozları bunun içine vakumluyor. Ve burada da 2 metal ayak var. Aynı şekilde buradan da şarj oluyor. Şimdi bunu hemen fişimize takalım ve makinemizi şarj edelim. Evet arkadaşlar, ilk cihazı aldığımızda bunun direkt otomatikman şarj haznesine gitmesini bekleyemeyiz. Çünkü bunu şarjı olmadığı için elimizde şu metal ayakları, cihazın üstündeki bu metal ayaklara değmesini sağlayacağız ve bu sayede şarj olacak. Şarj olduğunda cihazın üstünde şu şekilde zaten işaret göreceksiniz. Zaten 3 kademelik şu an içinde bir şarjı varmış cihazın. Turning on. Ne demek ne oldu Şakir? Starting to charge. Yeni süpürgemiz şarj oluyor, onu söylüyor. Hani sen İngilizce biliyordun yalancı? Hep bana yalan anlatıyorsun Şakir. Neyse, cihazımız şarj olsun. Biz de o arada tabletimizden kurulumunu yapalım. Arkadaşlar, tabletimizden kurulumu yapmak için şöyle kolay bir sistem uygulamışlar bize. Çünkü bizi çok düşünüyorlar. Hemen tabletimden kamera kısmımı açtım. Ve şu barkodu okutuyorum. Barkodu okuttuğumda bana hemen üstte bildirim geldi. Xiaomi'nin uygulamasına yönlendirdi beni. Ve Xiaomi'nin uygulamasını şu an indiriyorum. Şakir, uygulamamızı indiriyoruz. Ne diyorsun, bu süpürgeyi daha çok seveceksin galiba. Bu çünkü diğerinden daha akıllı. Diğeri her yere vuruyordu. Sen de şaşırıyordun ya hep hani. Bu her yere öyle vurmayacak. Bak, bunun her yerde gözü var. Seni hep takip edecek. Arkadaşlar, cihazı açtıktan sonra, uygulamayı indirdikten sonra öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı oluşturduktan sonra kendi cihazınızı seçmek için artı tuşuna basıyorsunuz. Ve buraya arama kısmına cihazımın adını yazıyorum, S9 olarak. Evet, şu an arıyor ve cihazımı buldu. Size burada yapmanız gereken adımları söylüyor. Diyor ki şuradaki iki tuşa basılı tutun. İki tuşu hemen basılı tutuyorum. Network configuring. İşlem onaylandı. Sonraki adıma geçiyorum.
Daha sonra Wi-Fi seçimimize geliyor. Wi-Fi'de evdeki Wi-Fi'mizin parolasını giriyoruz arkadaşlar. Bitti. Sonraki adım. Wi-Fi ayarlarıma giriyorum. Sizi buradan genel kısmı aktarıyor ayarlardan. Daha sonra Wi-Fi'ye tıklıyorum arkadaşlar. Ve burada Viomi'nin Wi-Fi'sini seçiyorum. Viomi'nin Wi-Fi'sine bağlandıktan sonra uygulamaya geri dönüyorum. Eşleştiriyor burada. Evet, Wi-Fi eşleşmesini yaptıktan sonra size oda seçmenizi istiyor. Hangi odadaysanız onu seçmeniz gerekiyor. Oturma odasını seçiyorum şimdi ben. Sonraki diyorum aşağıdan. Evet, başlayalım. Ve bu arada arkadaşlar donanımın yazılım güncellemesi gelmiş. Büyük ihtimal size de gelecektir. Güncellemeyi yaptıktan sonra başlatabilirsiniz. Ama pil gücünüzün %50'nin üstünde olmasına da dikkat edin. Oturma odamda aşırı derecede kırıntı var. Sadece şu bölgede. Hemen orayı süpürmem lazım. O yüzden şu an makinemin özelliğini kullanarak harita yönetiminden alan süpürmeyi seçiyorum. Ve odamın istediğim bölümünü seçerek sadece orasını süpürmesini sağlayabiliyorum. Ve başla. İşte bu kadar basit. Gel bakalım. Evet, sadece belirtilen alanı süpürüp şimdi evine gidiyor. Güle güle de onu Şakir. Hatta yolcu et onu. Peşinden koş. Hadi bakalım. Ve ayrıyeten makineme sanal duvar ekleyebiliyorum. Çünkü daha önceden gitmesini istemediğim yerlere eşyalar koyardım ve barikat kurardım eşyalarla birlikte. Artık buna gerek yok. Harita yönetimimden sanal duvar ekleyebiliyorum. Ben koridoru silmesini istemiyorum. Koridorun belli bir kısmına gelsin ve diğer kısmı silmesin. Buraya sanal duvarımı yerleştirdim. Bu şekilde sadece koridorumun istediğim kısmını süpürecek. Şakir, etrafı mahvetmişiz. Bak, sular dökülmüş, kalpler dökülmüş. Hadi bakalım. Bunu şimdi paspasımızı takalım. Mop, pad has been installed. Silmeye hazırım diyor. Hadi bakalım. Başlat.
arkadaşlar, robot süpürgemiz S9'u bir haftalık deneyimime göre kullandığımdan şu özelliklerini çok sevdim. S9 diğer makinemden ayıran en güzel özelliği bir toz haznesinin olmasıydı. Süpürgemi başlattıktan sonra tüm evi süpürüyor ve gidip toz haznesine tüm tozları boşaltıyor. Diğer süpürgemde bunu yapamıyordum çünkü toz haznesi yoktu ve her süpürmeden sonra gidip içini kendi elimle boşaltıp temizleyip tekrardan makinenin içine yerleştiriyordum ve onu sürekli kendi elimle temizliyordum. Ama S9'da bu şekilde bana çok kolay rahatlık sağladı. Çünkü tozları kendi toz ünitesine boşaltıyor arkadaşlar. İkinci en sevdiğim özelliği de haritalama sistemini yaptıktan sonra hiçbir yere vurmaması. Sensörü gerçekten de çok başarılı. Hiçbir eşyanıza zarar vermiyor. Çünkü bunda diğer süpürgemde bir eksiğini görüyordum bunun. Şakir de genellikle buna çok korkuyordu bu sesleri. Sürekli çarpıyordu veya hızını alamayıp sensörü olsa bile ötekinin yine sekme yapıyordu, vuruyordu bazı yerlere. Ama bunda hiçbir şekilde vurma yok. Sensöründen dolayı direkt teğet geçiyor eşyalara. Diğer bir güzel özelliği de eşiklerden, halılardan veya bazı engellerin üzerinden daha rahatlıkla ve çok kolay geçiyor. Çünkü tekerlekleri daha büyük arkadaşlar. Bu da ona bir artı daha ekliyor. Ve bir de paspas özelliğimiz var. Paspas özelliğimiz de çok güzel ama ben genellikle paspas özelliğini pek kullanmıyorum. 3 seviyeli su aşaması var. Diğer robot süpürgelerden ayrılan özelliği de damıtma yoluyla değil pompalama yoluyla suyu verdiği için paspasta çok su birikmiyor ve siz bunu isterseniz suluyu da içinde bırakıp robot süpürgenizi işiniz bittikten sonra da su içinde durabilir. Ama diğerlerinde bu özellik olmuyordu. Su içinde durdukça yeri akıtmaya devam ediyordu. Bu da ona bir artı özellik daha katıyor. Eğer bu robot süpürgenin bir eksisi var mı derseniz, eksi olarak görmeyelim ama robot süpürgemizin emiş gücü daha yüksek olduğu için sesi diğer makinelere göre biraz daha fazla arkadaşlar. Ve bunun toz haznesi olduğu için süpürgeyi tamamen görevini bitirdikten sonra toz haznesine gidip tüm tozları oraya boşaltıyor. Orada da bir vakumlama görevi gördüğü için yüksek bir ses oluyor arkadaşlar. O yüzden sadece tek bir eksik yönü biraz daha sesli olması. Ama genel olarak puanlamamız 10 üzerinden 9 diyebilirim. Makinemizi gerçekten de çok sevdik. Şakir, ruhunu mu teslim ettim? Aşık mı oldun? Ne yaptın ya? Koklaşıyorsunuz falan böyle bir karşılıklı bakışmalar. Evet arkadaşlar, Şakir'le arada bu tür inceleme videolarımız gelecek. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone olmayı ve lütfen yorumlarınızı alta bize bırakmayı unutmayın. Sorularınız varsa da sorularınızı da bekliyorum. Sizleri seviyoruz. Değil mi Şakir? Ponçiklerine güle güle de bakalım. Hoşçakalın.